Esenlikler, hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapayım. Şu anda benim tamamen tasarımdan ses editörlüğüne her şeyi sıfırdan öğrendiğim serimin 54 ila 56. bölümünde bir yerdesiniz. Stok video bu çünkü. Şu an emin değilim kaçıncı bölüm olduğundan. Seriyi ilk bölümünden itibaren izlerseniz bu seviyeye gelişimizdeki süreye kadar olan bölümü daha sağlıklı anlayabilirsiniz. Onun haricinde Discord sunucumuza katılarak bana bireysel olarak sorularınızı, tavsiyelerinizi, görüşlerinizi iletebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Şimdi en son hangi noktada kalmıştık? En son Kuzey İmparatorluğu'nun bütün hanelerini boşa düşürmek adına bu kaleyi de alıp barış imzalayacaktık. Epikrotia'yı bırakacağım. Neden? Çünkü hanelerin yok olmasını istemiyorum. Yol üzeri kervanımızı kurtaralım. Bu savaşa girmeyeceğim tabii. Canım, gidebilirsin. Tutsakları almayalım. Yeterince var. Şu kervanı da kurtarır mıyım? Hayır. Tamam. Ben normal yoluma gideyim madem. Girin girin içeri girin hepiniz. Girin oğlum, bir şey yok. Yok, siz bilirsiniz. Gerçi 1700 adama da uğraşmazlar zaten. Biz ne durumdayız? Biz şu an çok iyi bir durumdayız. Yani bu arada yorumlarda bana sancak görevinin ne olduğunu ve hangi durumlarla karşılaşacağımı az çok anlatıyorsunuz. Görevin son günlerine kadar bekleyeceğim. Sancak görevi nedir? Sancak görevi sancağı birleştirdiğimizde mevcuttaki bütün herkesin bize savaş açacağı bir görevmiş. Ve ben bunu yapmadan önce yanıma çekebildiğim kadar Lord hane çekmek istiyorum. Mühendisim seviye atmış. Hemen bu kontrol edeceğim. Canım. Güzel, zekanı arttıralım. Atletizmini arttıralım. Şimdi zaten iki imparatorluk bizim de katkılarımızla yok oldu. Kervan düşürüp duruyorlar ya. Gerekeni yapacağım, olacak. Şu ordu bütünlüğümüzü arttıralım. Şimdi ana nokta şu. Biz, bütün dünya bize savaş açmadan önce kardeşlerim ne yapacağız? Gelişebildiğimiz kadar gelişeceğiz. Şu arkadaşları orduma alayım, sonra bizimkilere dağıtırım. Zaten mevcutta 17-18 tane hane var yanımızda. Ben bu sayıyı arttırmak istiyorum. Okçularım daha yüksek menzilli hasar verecek. Piyadelerim daha az menzilli hasar alacak. Ama sayımız biraz az mı? Yok, 226. 400'e kadar sınırı olmasına rağmen 300 küsürde tuttu oyun. Kendisi bilir. Çok okçum yok. O yüzden ben de okçuluk yapacağım. Gerçi çok piyadem yokmuş. Sıfıra basınca fark ettim. Şimdi battal gazi gibi oynamamı istemiyor benim kemik kitlem. Bu arada yaklaşık 100 kişilik bir kitle istisnasız bir gün içerisinde bütün videolarımı izliyor. Çok teşekkür ediyorum. Gerçi siz bu stok videoyu izlerken bu sayı artmış veya azalmış olabilir ama hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Video bitirme oranımız ortalama %30'ları yükselmiş. Hakikaten teşekkür ederim. Özellikle o %30'luk kitleyi. Seviyorum sizleri. İkinci serimiz tabii kanalımızın gerçekten ilk serisi gibi olacak. Çünkü birinci bölümden itibaren hani seyircilerin ya bu ne kardeşim, böyle ses kalitesi mi olur, işte ses bastırıyor gibi söylemlerle veya işte editteki saçmalıklarla kaçmadığı bir seri olacak. Ancak birinci serimizin bir 10 saati, dolayısıyla 20-30 bölümü daha var. 10 saatten uzun da sürebilir tabii. Bütün dünyayı fethedeceğim bu seriyi de. Bir süre sonra her şey zaten çok hızlanacak. Hani öyle böyle hızlanmayacak. Çünkü yanımızdaki hane giderek artacak. Buradan mesela Sturgia'ya geçeceğim. Sturgia'dan da 3-4 tane çekebilirsek yanımıza tadından yenmez. Beyler, ilerletiyor musunuz? Biz okçu bırakmadık çünkü. Biraz sollu geçelim. Şu ana binadaki okçulara çökelim. Şimdi ilk bölümler benim doğal olarak ilk tecrübem olduğu için hani biraz kendimi kasıyordum, heyecan yapıyordum. Hani hakikaten yargılandığı kadar kolay değilmiş. Çünkü ben de yargılıyordum bu zamana kadar.
Ancak o işler öyle olmuyormuş. Ama artık alıştığımı düşünüyorum. Tabii ilk bölüme göre zaten çok iyi bir durumdayım ama az çok yorumlara da dayanarak insanların, en azından benim hitap ettiğim insanların beni beğenmesi güzel bir durum. Bakalım. Zaten ana maksadım benim kafamı dağıtmak. Bu videoları o şekilde başladım. O şekilde devam edecek gibi duruyor. Canlarım biraz hızlanın be. Hadi. 90 kişiden hani direkt gireceğiz. Canım. Kay kenara. Ya adamların 4 katına yakın fazla olduğumuz için hani zaten dümdüz gireceğimiz bir savaş olacak. Ki bizimkiler adamları bitirdi bile ya. Şuna bak. Yarısı öldü neredeyse. Bu neden böyle? Başlangıçta bizimkilerin orduları çok kötüydü. Bir tek benim ordum iş yapıyordu ancak artık devran döndü. Şu an en güçlü taraf biziz. Yakında hepsini katlayacağız tabii. Şu an açık hedefim ya. Da sıkıntı yok. Sıkıntı var. 41 yedim çünkü. Kim attı o oku? Şu attı. Tamam. Çocuğum tamam. Ya da ben arka safa geçeyim. Kusura bakmayın. Sizi satacağım biraz. Şöyle bakalım biraz da. Çocuklara manevi destek olacağım şimdi. Hadi çocuklar. Bir. Bir daha, bir daha. İki. Yorulan da yer değiştiriyor. Üç. Hadi yaklaştık hadi. Piyade kuşatma kulelerini kullanmaya başladı tabii bir yandan. Hakikaten yorulan yer değiştiriyor ve çocuklar ne yapıyorsunuz? Kapıya direkt ben de basacağım. Kapıyı hızlıca kıracağız. Hadi az kaldı. Vur 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 vur. Hop. Aynen öyle. Çocuklar okçu aşağıya düşmüş. Çocuklar hızlıca kırın. Yukarıdan çok taş yemeyelim. Vur 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 vur. Taşın birincisi geliyor. Hadi çok iyisiniz. Aç direkt. Sayıları çok az, her türlü içeri gireceğiz zaten. De şu kardeş beni aradan çıkartıyor da az kalsın. Sakin ol oğlum. Çok iyisin. Tamam, şu andan itibaren tam hücum emri vereceğim. Çünkü adamların 4 katıyız. İçeri sıkışmış durumdalar. Dümdüz çökmesini istiyorum bizim askerlerimizin. Bu arada iyi canım gitti. Beklediğimden fazla hasar vurdular bana. Neden? Çünkü son zorlukta oynuyoruz. Güzel vuruşlar tabii bunlar. Bir de tam hücumun ana sebebi dışarıda kalan okçuların içeri gelmesi. Çünkü savaş içeriye taşınmış durumdayken okçularımın dış surda durmasının herhangi bir manası yok. Çocuklar, yeni doğanlara odaklanalım biz. Nerede doğdu yeniler? Biraz daha arkaya atmış. Neden? Çünkü biz ilerledik. Hop. Yok, bizi uğraştırmak istiyorlar. Kayıt süremi bir kontrol ettim. Tamam, o kadar da uzamamış bu savaş. Ki yani yalnızca 7 ölü vermişiz. Bu da ordumuzun aslında yıkıcı gücünü gözler önüne seriyor. Çocuklar, bunları nasıl kaçırdınız buradan? Yani her şeyi ben mi yapacağım gerçekten? Sözde imparatorunuz olduk. Kardeş, o kardeş bizdenmiş. Bir an aydınlıktan dolayı
sabit duran bug'a girmiş bir düşman sandım. Adamların cesedini falan vuruyoruz hani. Böyle adamlarız. Biz bu seviyeye bu kadar öfkeye neden kapıldık? Çünkü 17. bölüm olması lazım. Krallığımız yok edilmişti bizim. Bunda bütün tarafların katkı payı vardı. En çok Kuzey Etin tabi. Onu da yıkacağız elbet bir gün. Zaten en büyük iki düşmanımızdan birisi Kuzey It şu an. Birinci sırada falan diye geliyor. Kaleye kaçanları indirmeye çalışma sebebim bir de içeriğiyle uğraşmak istememem. Çocuklar sancağınızdan önümü göremiyorum ki. Neyse. Kaç kişi kaldı? Son dalga. Çekiliyorlar zaten. Ve okum bitmiş. Yani öyle bir kıyıyoruz ki. Öyle bir acımamız yok ki. Ve hani şu an bizimle olan ekipler resmen aralıksız savaşıyor. Hani oyun 1000 gün olduysa 500 gününde savaştı bu adamlar. Artık kan kokusunu çekiyor adamların. Hissediyor, anlatabiliyor muyum? Çok iyisiniz çocuklar. Savaşı burada bitireceğim. Çok karşı çıkmayın bana canım, hadi serbestsin. Lütfen hanımefendi. Şimdi bizimkiler kaleye muhtemelen evet çok büyük bir garnizon bıraktılar. Bunun yani 200'e kadar düşüreceğim. Son seviyelerden başlayacağım. Bizimkilere askerlerini geri vereceğim. Çünkü daha mobil olmalarını istiyorum. Full acemi oldu ama bu da. Neyse sorun değil. Bizimkileri eşit bir şekilde dağıtacağım. Ha, ne kadar eşit? Kafama göre eşit tabi. Mesela bu kardeşi fullleyeceğim. Sonra Zoros'a geleceğim. Mesela. Kendisi artık bir okçu birliği yöneticisi. Kime gidelim? Polon'a gidelim. Bunu neden yapıyorum? Şimdi tamam birlikler kaldığı için krallığımın gücü aynı kalacak ama bu arkadaşlar kaledeyken bir işe yaramayacak. O yüzden bu kardeşlere, bu askerlerin büyük bir kısmını geri vereceğim. Seorix'e de biraz asker verelim. Olabildiğince fazla alacak olanları seçmeye çalışıyorum. Az bir şey kaldı. Menaklis'e gelelim. Hani Menaklis'cim. Paralı asker falan var mı buralarda? Paralı elit, arbaletçi. Asaraylıyı istemiyorum. Kalanları saray muhafızlarından vereyim. Son gidecekleri de çavuşlardan veririm. Tamam. Şimdi orduyu da atıyorum. Barışı yapacağım. Bizimkiler tabii karşı çıkacaktır. Ha yok, %30'luk bir destek gelmiş. Çok güzel. Hani herhangi bir nüfuz harcamama gerek kalmadı. Benim için nüfuz harcayan Paella'dan ve Yipon'dan dolayı çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi gün ne zamanı? Gün imparatorluğun boşa düşen. Bir saniye. Şunu bir okuyalım. Mühendis değilim ben, vari de değilim. Direkt çöpe gitti bunlar. Sağlık olsun. Şimdi imparatorluğun bütün haneleri, bu kaleyi kime verelim? Abalitos 4. mülkünü istemiş. Jüteros 3.'yü, Tasnur ise 2.'yi. Tasnur'a vereceğim. 120 nüfus önemli değil. Güçlerin eşit dağılmasını istiyorum. Şimdi artık ne yapacağını bilmiyorlar. Kendilerinin ordu liderleriyle teker teker görüşeceğiz. Şuraya bir gelelim. Ben bazılarının isimlerini zaten hani biliyorum. Örneğin Chalia lider değildi ya. Yok. Serenor bir liderdi diye hatırlıyorum. Evet. Canım artık bizim tarafımıza geçme zamanın geldi. İmparatorluk çökmeden tarafımıza katıl. Kritik hata verme. Tamam, çok güzel. Kritik hata vermediği sürece 4. de zaten alıyorum ben. İyisin oğlum. Ne kadar para istiyorsun? Çok para istedim. Ayıp ettim.
Şehirden biraz para çekeceğim. Hepsi senin suçun. Yani sadece eyerlerimiz bile şehrin parasını sömürmeye yetiyor bu arada. Tabii tamamını değil. Başka bakalım. Birinci kardeşimiz saflarımıza katıldı. Serandon'la da bir konuşacağız. Kendisi de bir Arkon. Canım artık yok, hala eski başarısız denemem. Görevde. Şimdi kimler kaldı? Ostikos'un lideri nerede? Agalmon yakınlarında görünmüş. Şu civarda. Ben niye göremiyorum? Ha, tutsaklıktan yeni serbest bırakıldı. Tamam, sorun değil. Teker teker bakacağız, biraz uğraşacağız artık. Chasson, Epikrotia yakınlarına kaçak. Bunlar tabi yakın zamanda gelecektir. Nicesor, Maratea yakınlarındaymış. O da kendisi de bir kaçak. Çocuklar bir kendisini toparlasın. Biz o aralıkta ne yapalım? Birkaç şehre gidip geri dönelim buraya. Biraz paramızı dağıtalım. Daha doğrusu elimizdeki ekipmanları satalım. Bize çokça para lazım zaten. Roda, Olikor yok. Bunların herhangi birisi zaten lider değil. Bize Arkonlar lazım. Krallık gücümüz 16.600'de çok daha hızlı bir şekilde artacak. Çünkü bizimkiler zaten yıpranmış durumda. Bu alacağımız adamları aldıktan sonra 20.000'i zorlarız. Ve bu arada hani Danustika hariç, bakayım Danustika Aseray mıydı? Yok, imparatorluk. Bütün imparatorluk mülklerini almış bulunmaktayız. İyiyiz, hoşuz. Gerekeni yapıyoruz. Ah ulan şu zırhlar. Şunu da sattık mı? Tamam bu iş. Argoron'un refahı düşük. Sanöpa'nın idare eder. Rota'ya gideceğim. Şimdi buraları zaten yeni aldığımız için, yeni aldığımız, savaşta aldığımız yerlerin çoğu tamam, bakın hızlıca toparlıyorlar. Ancak biz arana kadar mesela bu kısım Kuzayit'teydi. Bu refahı bitiriyor. Jalmaris, Rota'ya, buralar imparatorlukta kalmıştı ama Legate ve Ortisia örneğin yine farklı medeniyetlerin işgali altındaydı. O yüzden zor toparlıyorlar kendilerini. Mieza aynı keza. Kuzayit'ten zor kurtardık buraları. Hiç duymadığım klanlarla ilişkim gelişiyor. Çünkü Idrun ilişki geliştiriyor imiş. Canım ne kadar paran var? Şu paraları bir ver bakalım. Tamamını bir verelim. Tamam, şunu da verdik. Şimdilik bu para kafi. Epikrotia'ya bir tekrar gideceğim. Tutsaklıktan serbest bırakılan ve kaçak olanlar çünkü. Muhtemelen şehirde takılacaklar. Ordu kuracak paraları yok. Ya da çok yakınlarda takılacaklar. Bir iki klanın daha tarafımıza katılacağına inanıyorum ben. Yani yok olmayı seçmezler diye düşünüyorum. Yani Jurion sanki bir şeydi bu arada, Arkon'du. Bir dur canım orada. Heh, evet. Aynen öyle kardeşim. Ben severim kendisini. Bu klanın çöküşünü bizzat ben sağlamıştım. Birinci etkisiz geldi. Lütfen ikinci de etkisiz olsun. Mantios değil, ben savunuyorum senin inandıklarını. Kazanmak için bir stratejim de var. Yok, kendisi reddetti bizi. Olur böyle şeyler. Oyundur bu. Her zaman başarılı olamayız. Ha, yüksek ihtimalle başarmamız ama olmadı. Hani yapacak bir şey yok. Şimdi içeriye bir bakacağım. Mülkü olmayan var imi diye. Tamamı asker toplamaya çıkmış bu arkadaşların. Nicesor Agalmon yakınlarındaymış. Örneğin. Bu kardeşler aynı. Kendisini toparlamaya çalışıyorlar doğal olarak. Soldan gelir muhtemelen. Sonsuza kadar kaçmayacağı için. Kimse savaş açmadı değil mi size? Yok. Tamam.
Canım, bir gel yanıma. Bir konuşalım. Ortak payda da buluşalım. Kardeş, nereye götürüyorsun beni? Yani yakında mülküm olsa şu askerleri bırakacağım da en azından biraz hızlanacağım. Yok, şurada önünü kesin bari, ne yapayım? Bunun dalga mı geçiyorsun? Dostum. Gel buraya. Sen de beni seviyorsun bak. İlişkimiz idare eder. Bak, benim de sana yakın bir yerde gözümde yara var. Aynen öyle. Kaç para istiyorsun? 610 bin istedi. Üzdü bizi açıkçası. Bundan sonraki arkadaş daha çok para isteyebilir. Biraz para lazım bize. Serando'nun bizimle olan vakti geldi mi acaba diye de merak etmiyor değilim. Serando'nun hakikaten bana katılmasını istiyorum bu arada. Ancak Velanor'a çok benziyor şu aynısı. Bıyıklı hali. Chasson, kendisi bir Arkon. Bunu ikna edememiş miydim? Yok. %100 başarıyla geliyor kendisi. Gel canım, lütfen 510 binden daha az bir para iste ama, olur mu? Çok iyisin oğlum. Neredesiz? Zaten biz Neredesiz'in sancaktarlarıyız. Sonunda bize katıldı. Ancak biz imparator olandan kasıtla bu ismi koyduk. Yine de kendisi sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Şu ekipmanları satayım hızlıca. Tabi o kadar da hızlı olamayacak. Çok fazlalar çünkü. Ama şimdi göstereceğim. Topluca satarsam 500 önemli değil. Hani burada mesela 277 binlik zırh var. Tamam. Tüm okları, kılıçları verebilir miymişim? Tamam. Refaha yüksek bir yere gidersem sadece zırh derdim kalacak. Ancak öncesinde biraz para kasmam lazım. Şehirlere bir tekrar uğrayacağım, yüksek refahlı olanlara. Askerlerimi dönüp bırakıp sonra geri almak istemiyorum çünkü hızlıca savaşlara geçeceğiz. Ulan Enjuryon. Evet, bizimkiler Sturgyalılara çökelim mi abi diyorlar. Çökün oğlum. Hani tutup nüfuz harcamayacağım. Sturgyanın hainlerinin ikisi de Sturgya'ya savaş açmak istemiş. Açın takılın. Zaten güçleri yok. Yeni gelenlere kale şehir alırsınız. Bizimkiler harbiden kan içiyor artık ya. Öyle böyle değil. Şu kılıçları ve işte kalkanları vesaire bir satalım. Çok sattık be. Satalım satalım da yani. Ayıp oluyor bazen. Çeşitli yemeğin var mı ya? Yok. Ha, var. Bir 11 binlik daha satalım. Tamam, hadi 1000 dinar sana kalsın. Yani Lagitta'da 30 bin var. Tamam, Mitatis Jalmaris. Buralarda Zeunika, yüksek refahlı arka alanlarımızda. Şu ekipmanları hakikaten satalım. Biraz at da satacağım. Çok fazla soylu atım var. Atları değerli olduğu bir yerde satacağım tabi. Bize çokça para lazım. Mesela burada 110 bin var. Şimdi zırhlar beni bir tık üzecek ama. En azından şu ondan fazla olanları bir aradan çıkartalım. Birkaç sefer uğraştıracaklar bizi. De yeni aldığım mouse'da mikro tuşu yok. Şu an tak 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 uğraşmak durumunda kalıyorum. En değerlilere gel. Tamam. İlk olarak oyunu hani demircilik ve ticaret buglarını, glitchlerini kullanmadan oynadığım için para hakikaten değerli benim için.
Ama para dediniz zaten yanınıza hane çekmek içindir. Ordumu zaten finanse ediyorum. Yani ordudan yana herhangi bir sıkıntım yok. Hiç paralı asker de almıyorum ha, farkındaysanız. Bizimkiler kuşatma yapmaya gidiyor. Jalmaris'te niye bu kadar az para var? Nasıl daha da azaltalım. Yakın zamanda muhtemelen bir tüccar uğradı buraya. Gerçi 4000 refahı varmış, normal. Kendi şehrimi bir uğrayacağım. Ögüdaycım turnuvalara katılarak kendisini geliştirmeye devam ediyor. Şeye de son yengemize de karşı cinsle ilişki geliştirme yap dedik ya. Neyse. Canım karımı ve kimi yollayalım? Pars'ı, evet. Yeni ordular toplamakla mükellef bırakıyoruz. Bolat saldırgan oynasın. Sebebini sormayın. Şu paramızı alalım. Yanımıza bir taraf, bir hane daha çekebiliriz diye düşünüyorum. Ne kadar zırh kaldı? Yani 14.000. Şimdi tam 4.000 de benden olsun. Birkaç tane daha at satabilirim ama yukarı doğru giderken şehirlere uğrayacağım şu an. Zaten sürü gidiyormuşuz. Bizimkiler ne yapıyor? Kale kuşatıyor. Kuşatın oğlum. Şu Varçi nasilerine de savaş ilan edeceğim. Bizimkiler oraları da alsın. Yeni gelenlere mülk lazım çünkü. Güzel 67.000 tekrar biriktirmişler. Şu sancakları bir satayım. Çokça birikti çünkü. Zaten yeterince sancağım var. Burada yoldaş var mı Handa? Fışı göğüs varmış. Güzel, kendisini alacağım. Gel canım gel. Geldiğin gibi de kervan oluşturayım. Bana neden kervan oluşturmuyorsun deyip duruyorlar. Hadi git bakalım. Adamın tek işi kervan yönetimi olacak. 750 binimiz var. Bir hane daha çekebiliriz. Kuzey İmparatorluğu'nun yanında alabileceğimiz. Bu ikisi bizi reddetti. Ostikos'un Velanor'u ile bir konuşacağım. Sonrasında salacağım kuzeyi ve savaşlarıma devam edeceğim. Yanımızdaki hane sayımız, hemen bir kontrol ediyorum. Şuraya gelelim. Dostun olayım en azından ya. İlişkimiz var o kadar. Neden dost arkadaşları kısmında görünmedim acaba? Yanımızdaki hane sayısı kardeşlerim 3 kere 7'den 21 olmuş. Biz dahil tabi. Karşımıza duracak güç kaldı mı? Kalmadı. Gördüğünüz üzere. Kuzey Tıvlandiya diye tabi aynı anda savaştığımızda bizden elbet topraklar alacaktır. Ancak gerekeni yaparız. Benim çocuklar zaten kale male ala ala gidiyor hani. Hafları hakikaten yok. Paralı asker falan almayacağız. Şu kardeşimle bir tekrar konuşacağım. Belki kabul eder. Masadan işe sonra verelim. Mülkü yok zaten garibimin. Canım, emin misin? Sen bilirsin. Seninle de konuşmayacağım. Zaten konuştuk. Bana Chasson lazım. Daha doğrusu Velanor lazım. Özür dilerim. Velanor savaşa mı gidiyor yoksa ya? Ya da ordusu yok, ikisinden biri. Velanor savaşa gidiyor. Oleg tarafından tutsak alınır. Siz savaşta mısınız? Yo. Eski o. Velanor tam da şurada. Gel buraya. Gel oğlum. Gel. Ha, konuşmuşum zaten. Konuşabileceğim kimse kalmamış. Kötü. Şu Osven'e asker göndereceğim tabii. 70 kişiye saldıracak değilim çocuklar. Adamı kaçırdım, kusura bakmayın. Oğlum sen yakalarsın. Şöyle önünü kesin.
Kesemedim bile. Ama yakalarım. Bizimkine yardım ederim. Sıkıntı yok canım. Ben de seni seviyorum. Şimdi bu bölümü bu noktada bitireceğim tabii. Bölümümüz yarım saat oldu. Para biriktiririm. Savaşlardan savaşlara girerim. Muhtemelen Güney İmparatorluğu'na son darbeyi ben vuracağım bu arada. Büyük bir kuşatma olacak. Tabii gelecek bölümlerde izleyeceksiniz bunu. Şu ana kadar izleyen %30'luk kısma teker teker çok teşekkür ediyorum. Seviyorum sizleri. Esenlikler.